Ben bunu bazı şeylere dayanarak söylemiştim. Bir maçta da bundan vazgeçecek halim yok. Bir, hani bu konunun cevabı çok uzun. Ama yine bunu yapacaksak bizler yapacağız. Bugünkü galibiyet hakikaten güzeldi. Çünkü yani dışarıdan biri seyrettiği zaman güzel bir maç ki hatırlatmak isterim. Dün akşam eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam, schedule'a baksam Galatasaray-Lazio maçını da seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Bana göre çok zevkli bir maçtı. Çok giden gelen iki tane strateji çarpışan ortaya konan güçlü taktikler, düşünceler. Dolayısıyla onu söylerken birçok argümanım vardı. Ama bu kazanmayacağız demek değildir. Bunun devamlılığı ülke adına, hepimiz adına çok önemli. Hani bizim bu oyunu devam ettirmemiz, bu kazanımları devam et. Tabii ki yolda sekteye uğrayacağız. Tabii ki yolda bu yol çok o kadar güzel bir yol değil. Yani her dakika güllük gülistanlık olması için uğraşacağız tabii de. Ama zaman zaman tökezlediğimizde oyuncularımızı da onu anlatmaya çalışıyorum. Yani genç takımın, genç olmanın da bazen böyle sıkıntıları var. Onları aşabilirsek daha iyi bir takım olacağız. İnşallah hep beraber de makası kapatacağız ama çok kolay değil. Zor, aynı fikirdeyim. Burhan Can Terzi, Ajan Spor. Hocam tebrik ederim. Siz mütevazilinizden kaynaklı söylemediniz sanıyorum ama Sarri, iki eliyle önünüzde eğilmiş sanıyorum. 2001 yılında siz dünyanın en iyi takımının başındayken Sarri bir bankadan yeni ayrılmış bir memur ve 40 yaşından sonra hocalığa başlayan, belki siz bir numaralı idolüydünüz o dönemde. Geçen 20 yılda üst düzey teknik direktörümüz olarak, yerli olarak siz ve Şenol Hoca'yı sayabiliriz. Bugün gelinen noktada bir İtalyan sizi idol olarak bu noktalara gelirken biz bugün milli takıma yerli hoca bulamıyoruz. Teknik direktör yetiştirme konusunda size göre sıkıntımız mı var hocam? Ben bu konuda pek cevap vermek istemem ama sana bir cevap verebilirim. Sorun biz Türk milli takımına bir Türk hoca bulamıyoruz dediğin zaman Türk milli takımına layık birçok hoca var. Ama seçimlerini başka türlü kullanmışlardır ama siz soruyu öyle sorarsanız Türk milli takımını başarıya götürmüş, Türk milli takımını başarıdan başarıya koşturmuş birçok genç Türk hoca var. Orası yanlış. O bir türlü herkesin seçimine de saygı duyacağız. Ama öyle derseniz böyle bir cevap doğru olur. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe, bütün başarıları onlar elde etmiştir. Dolayısıyla cevap vermeyecektim ama Türk antrenörlüğü işin içine girince arkadaşlarıma da açıkçası haksızlık edilmesini istemem. Seçimi herkesin kendine bağlar ama saygı duyulması gerekir. Milli takımın etrafında hepimiz olacağız. Hepimiz destekleyeceğiz. Oyuncuları en iyi şekilde hazırlayacağız. O ayrı. Ama derseniz ki Türk hoca bugün çok da önemli hocalarımız vardır. Hepsi de çok iyi hizmetler etmiştir. Etmeye de devam edecektir. Gürkan'ın bir sorusu vardı. İkinci soruyu almamıştık. Son sorumuz olsun. Çok kısa hocam. Hı-hı. Taraftarlar da merak ediyor. Bugün Yeddin de aslında çok iyi performans gösterdi. Hı-hı. Ama Sasha Boy ne zaman sahalara dönecek? Bir gelişme var mı? Vallahi orada sağ tarafımızda ikisi birden. Hem Barış hem Sasha Boy. 3-4 hafta demişti doktor Sayın Yener İnce. 1-2 haftası geçti. İnşallah en kısa zamanda döner. Yedlin'de iyi gidiyor. Ama tabii ikisinin de aynı anda hazır olmasını da isterim açıkçası. Son soru buyur.
Ayhan'dan da alalım. Teşekkür ederim daha sonra. Hocam çok kısa, az önce çok top kaybetmemiz gerekiyor diye bir ifade kullandınız. Bugün de saha içinde en çok top kaybeden oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Son haftalarda bu yönde bir eleştiri de alıyor. Bu durumu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun? Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor. Bu sadece Kerem değil. Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı, zaten bunları birebir de konuşuyoruz, çalışmalarımızda da aktarıyoruz. Ve de hem video olarak pozisyonları görüyorlar, hem de sahada pratik olarak yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Ama şu bir gerçek ki, rakip takım için tehlike olmaya devam ettiği sürece zaman zaman yaptığı hatalar pek sorun olmaz ama o da bu eksiğinin farkında. O da top az kaybetmek için şimdi uğraşıyor. Ancak şurası çok önemli. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Yani oraya takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Çünkü bazen teke tek oynama istediği için orada normaldir. Ben de onu teşvik ediyorum. Onun teke tek çok önemli bizim için. Birebirleri, sürati, çabukluğu, defans arasını arkasına koşusu bizim için önemli. O yüzden ben teşvik ediyorum. Her şeyin de nedir o? Güzelin de bazı kusurları olur. Ama daha az yapacaktır bundan sonra Atay. Okay. İyi geceler. Teşekkür ederiz.